Harbiden şu ülkede olan badirelerin yarısı Venezuela'da oldu. Venezuela battı. Natal haritasında akrep sterlin var. Şu ülkeyi neden istiyorlar biliyor musunuz? Şu akrep sterlini paha biçilmez. Bu akrep sterlini var define demek. Bu akrep sterlini çok ciddi para demek. Hani diyeceksin hocam para nerede? Bizim paramız toprağın altında. Akrep burcu ne? Akrep burcu toprak, mezar. Mezarlıkta bizim paramız. Bizim bu Anadolu topraklarında olan altını çıkarsak sadece bakın sadece Ege bölgesi sadece 200 bin ton altın eder. İşte akrep burcu doğalgaz demek. Dolayısıyla bizi engelleyecekler. Çıkarma bu borcu, ödeme. Yok illa burnunu sok dertin içine sok. Ben de geldim buradayım be yani. Aynen, köprü bile satarız yani, onu söyleyeyim. Vallahi billahi Boğaz Köprüsü'nü kaç defa sattılar biliyor musunuz? Türkiye'deki dolandırıcılık olaylarını bak, Türkiye'nin haritasına bakın. Ama ben size açayım bak bir dakika. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Size mesela Türkiye'nin haritasını göstereyim. Mesela bakın, Uranüs, Balık, Plüto, Akrep sterlini. Bir büyük üçgen kalıbı var. Bakın Neptün'e bakın. Neptün'de bu akrep sterline kare. Yani evet, parasal yönden çok dolandırılmışız. Ama bir yandan da bakın ne kadar yardımsever olduğumuzu da gösteriyor. Yani hani haritanın tepesinde Neptün, Şiron, Trinesi, yine yardımsever bir tarafımız da var. Yani bizim dolandırıcılarımız bile hani dolandırdığı parayla sadaka veren adamlar. Yani enteresan bir milletiz işte. Yani böyle bir hani şey parasıyla cami yaptıran insan da bizde var. Yani bu milletin böyle de bir tarafı var. Ondan sonra ekranı vermedim mi? Ekran verdim. Ekranı verdim şu an. Şimdi yani var Neptün işte yani. Buradan bir karemiz var. Tamam mı? Bir kare bakın. Şu tek yani tek kare değil bu. Bu tek kare. Tek kare. Yani tek kare. Tek kare. Yani tek kare değil yani. Tek kare olsaydı yani şunun da karşısında değil mi, bir Mars olsa böyle hani veya hani değil mi şuraya vursa böyle bir tek kare. Mesela o bir yetenek oluşturur. Mesela. Değil mi şuraya böyle dang diye vursa şöyle mesela. Üçgen de var ama orada. Değil mi, bir tek kare de var. O bir yetenek oluşturur o zaman. Neyle ilgili bir yetenek? Finansal konuda harbi o zaman yani tam dolandırıcı oluruz. O da ayrı mevzu. Neptün Mars kare yani. Hayır bak mesela örnek. Şimdi böyle bir harita var. Tamam mı? Neptün, Mars karşıt. Tamam mı? Hani güneşe tek kare. Şimdi bir de böyle bir üçgen var. Ne demek bu? Bu kişi gerçekten ya borsacı ya kumarbaz yani. Neden? Çünkü 2-8 aksında Neptün Mars. Yani parayı alavere dalavere yapabiliyor. Zaten ona da yapılmış hep. O, onu öğrenmiş yani. Ve 5. evde de tek kare. 5. ev ne demek? Şans oyunları. Aynı zamanda bu ülkenin akrep sterlini var. Defineler. Defineci olabilir yani bu kişi. Bir ülke haritası tabii ki. Böyle bir şey olsaydı yani. Tamam mı? Burada tabii bizim Türkiye ülke haritasını değerlendirirsek hani burada bir akrep sterlini var. Mesela bize neden bir şey olmuyor? Çünkü direncimiz çok yüksek arkadaş. Biz 9 canlıyız yani. Harbiden şu ülkede olan badirelerin yarısı Venezuela'da oldu. Venezuela battı. Çeyreği ne? Şu ülkede olan badirelerin %10'u bakın. Venezuela'da battı Venezuela. Akrep sterlinleri çabuk ölmez arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Survivor'dır. Hani 99 canlıyız yani. Onu söyleyeyim. Hani bize o yüzden çok korkarlar Türklerden. Türkler aynı zamanda Sirius'ludur. Yani Sirius B. Yani gerçek kırmızı kandır. Bir de mavi kan var. Mavi kan, hadi onlara sonra girelim. Ha, girmeyelim onlara şimdi de.
Hani deriz şimdi hani Kırgızlar vardır onlar da Türk mesela. İşte ne bileyim işte Türkmenler vardır onlar da Türk mesela. Ama Türkiye, Anadolu gerçekten çok önemlidir arkadaşlar. Natal haritasında akrep sterlin var. Şu ülkeyi neden istiyorlar biliyor musunuz? Şu akrep sterlinu paha biçilmez. Bu akrep sterlinu var define demek. Bu akrep sterlinu çok ciddi para demek. Hani diyeceksin hocam para nerede? Bizim paramız toprağın altında. Akrep burcu ne? Akrep burcu toprak, mezar. Mezarlık da bizim paramız. Ne demek mezarlık? Bizim paramız, mirasımız var arkadaşlar. Akrep burcu miras demek. Bizim bu Anadolu topraklarında olan altını çıkarsak sadece bakın sadece Ege bölgesi. Sadece 200 bin ton altın eder. Bakın hani diyeceksin hoca kafadan sallıyor. Ben bu konuyla ilgili acayip astrolojik çalışmalar yaptım da şimdi hani konumuz değil o. Burada ama size şunu söyleyeyim yani bu ülke asla yıkılmaz. O yüzden diyorum hep her zaman işte hep açıklama yaparken derim ya bu ülkeye bir şey olmaz arkadaşlar. Başınız sıkışınca sınırların içine girin. Yani bu ülke sizi korur. Ondan sonra bu ülkenin toprak bak mesela şimdi çok ciddi bak Satürn buradan geliyor. Tamam mı? Bizim şimdi çok ciddi borçlarımız var. Bak görüyor musun? Dış borçlar. Satürn kare. Tamam mı? Şimdi bizim çok ciddi ihracat zor 8. ev. İhracatla ilgili problemler 9. ev. İhracat yapamadık. Biliyorsunuz yani aldık telefonları bilgisayarları. Aldık telefonları bilgisayarları. Bizim üreticiler bir şey üretip veremediler. Dolayısıyla paranın karşılığını veremediğimiz şu an bu ülkenin çok ciddi borcu var ve 2022'de bu ülke patlar. Ha, hadi o zaman Türkiye'yi terk edelim. Hayır. 2022 Ocak itibariyle öyle şeyler olacak ki finansal olarak gümbürtüye gidecek bütün dünya. Biz dahil olmak üzere arkadaşlar. Bizim bankacılık sistemi çünkü Akrep Burcu banka demek aynı zamanda. Akrep Burcu borç demek. Akrep Burcu miras demek. Ama şunu da unutmayalım ki tamam mı? Bu ülkede işte şimdi defineleri çünkü biz çalışarak bu borcu ödeyemeyiz arkadaşlar. Yani inanın bana ben borcun rakamını 13 trilyon muydu ya daha dün falan hani artmış da olabilir bilmiyorum. Dolar yani biz bunu nasıl ödeyeceğiz be? Yani ödeyemeyiz abi çalışarak ödenmez bu. Neden Yunanistan'da doğalgaz arıyoruz? İşte Akrep Burcu doğalgaz demek. Dolayısıyla bizi engelleyecekler. Çıkarma bu borcu ödeme. Ödemesinin topraklarını alalım çünkü ben diyorum bakın arkadaşlar gerekirse savaş açılmasına. Yani savaşsa savaş arkadaşlar yani. Çünkü bu cidden çok ciddi borcumuz var. Ve ülke yani tabi devlet aklı başka bizim aklımıza uymuyor. Yani tabii ki biz isteriz savaş çıkmasın olmasın etmesin. Herkes mışıl mışıl hayatına baksın. Yani kan dökülmesini istiyoruz ama devlet başka arkadaşlar. Hani biz devlet yönetemeyiz. Savaş çıkacaksa çıkmalı. Çıkacak da zaten. Hani Türkiye o doğalgazı çıkarır mı? Çıkarır arkadaş. Yani kusura bakmasın bu Uranüs buradan karşıt yaptığı sürece çıkarır. Çünkü bizim akrep sterlinumu Plüto'dan trine. Uranüs'ten trine. Bu Uranüs buradan sekstil çalışıyor. Yani kimse kusura bakmasın. Yani Yunanistan kusura bakmayacak. O adaları bize geri verecek yani. Biz alırız. Geri geri alacağız. İşte orada doğalgaz var. Anca o doğalgazla öderiz onu biz. Tamam mı? Biz o borcu başka türlü ödeyemeyiz. Bütün cümle alim Türk milleti gece gündüz ihracat çalışsa ki kıtlık var nasıl çalışacaksın? Bütün önce Türkiye'nin mala ihtiyacı var. Ürün yok ortada da. Biz Türkiye milleti olarak cümleten gece gündüz ihracat yapsak yine de o borcu ödeyemeyiz arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir rakam ve dolar olmuş 9 lira. Yani 8 lira. Yani kaç liraysa işte artık. Bakmıyorum bile ben artık. Yani sürekli yükselecek. Yani Yunanistan'a karşı özellikle Yunanistan tarafına doğru ben özellikle Ege bölgesini işaretliyorum. Yaptığım çalışmalarda da özellikle ben size söyleyeyim bakın. İzmir, Manisa, Antalya o bölgeler üzerinde. Muğla, Marmaris o bölgeler o kadar değerli ki oralarda aynı zamanda devletin şu an tespit ettiği defineler var. Onları da çıkaracak devlet. Yani ki bunu sana açıklama yapacak zannetme yani. Ne diyecek sana? Yani Mersin Tarsus kazdı sana mı söylediler yani? Biz Mersin Tarsus'tan şunu bulduk. Ya bize mi söyle? Devlet arkadaş bu. Yani biraz devlet aklıyla da düşünmek lazım. Yani ben devlet olsam ben de söylemem. Yani niye söyleyeyim ya? Dillendirme kardeşim. Yani söylemesin de zaten. Akrep sterlim arkadaş sır saklamak demek. Gizli 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 mesele. Sana söylemeyecek ama arkadaş ben sana yerlerini söyleyeyim. Çanakkale, İzmir, Manisa özellikle Manisa'yı vuruyorum. Çok kırmızı yanıyor orası böyle yani. Ben tüm sorduğum yer sorularda hep
Manisa enteresan yani. Onu araştırdığında görüyorum zaten. Orası Lidya Kralı Aliates'in mekanı yani. Parayı biz bulmuşuz arkadaş zaten. Parayı Lidyalılar bulmuş. Lidyalılar zaten şey yani hani baktığınız zaman Manisalılar. Yani Lidya Kralı Aliates'in ilk orası zaten. Orada çok ciddi defineler var. Devlet şu an onlarla da ilgileniyor. Yunanistan'daki doğalgazla da ilgileniyor. Daha var. İzmir var. Efes Antik Kenti falan filan. Oraların altı dolu zaten. Bir, iki, Antalya çok önemli. Muğla, Marmaris. Yani o bölge bizim bak gerçek söylüyorum arkadaşlar. Yani Türkiye'nin sadece Ege bölgesi Akdeniz'in ilk giriş yanı. Yani o köşe yani o köşe Ege'nin gelip o Akdeniz'le birleşti o köşe var ya orası çok değerli bir yer. O yüzden Atatürk bile ne diyor hani ilk hedefiniz Akdeniz yani şu köşeyi kurtarın. Çünkü yani köşeyi kurtarmak zaten hani o köşe çok değerli arkadaşlar. Dolayısıyla o yüzden hani Türkiye şu an o bölgeye çok odaklanmış durumda. Çünkü başka türlü de çıkar biz bu borcu ödeyemeyiz. Ama ben size şunu söyleyeyim. Borç ödenir mi? Ödenir. Ama onu net söyleyeyim sana. Borcu öderler. Fakir ama gururlu bir milletiz. Evet. Yani zengini sevmiyoruz. Zengini sevmediğimiz için zengin olamıyoruz zaten ya. Problem orada başlıyor. Bilinç altında. Bilinç altında fakiriz. Neptün 2 yani. Bitti. Ha, o Neptün çatır çatır ikinci evde çalışır. Onu söyleyeyim. Çıkışı ama hocam üçüncü ev falan. Tamam üçüncü evi de ekliyoruz. Zihinsel işte yani. Tamam mı? Kafamız çok karışık. Fakir edebiyatını çok seviyoruz. Ama Neptün ikinci yani birinci burç ikinci burç. Yani bu ikinci evi etkiler arkadaşlar. Hani çatır çatır çalışır bu Neptün ikinci evde. Zaten ben doğduğumdan beri kriz var bu ülkede. Öleceğim gideceğim bir kriz var. Yani ben daha hiç zengin yani yani bir yani böyle Türkiye'yi göremedim. Gördünüz mü siz bilmiyorum hani bilmiyorum ben mi yanlış görüyorum yoksa başka mı bakıyorum ama hep fakiriz arkadaş. Gelen vurmuş, giden vurmuş. Bir yandan da Neptün 2 yani işte bu Neptün 2 Venüs kare. Yani bize ortaklarımızdan da hayır yok. Evlilikte yani bizim hani ittifak kurduğumuz devletlerden de hayır yok bize. Neptün Venüs yani ittifaklar bir kere hayırsız. Tamam mı? Hani bakma sen Rusya buradan boru hattı geçirdi falan çıkarları var. 2 dakikada satar vallahi. Ulan ittifak kurduğumuz adamın dünya hani haritasında Mars 12. evde anasını. Böyle şey mi? Yani işte yani bizi şey yapacak adamla oturup ittifak kurmuşuz. Dolayısıyla ya Mars 12'sine ajan yani. Rusya ittifaklarımız hayırsız. Neptün Venüs karesi. İşte bu ticari kayıp demek. Aynı zamanda. Ama çok güçlü bir millet. Bakın. Yine Sirius'la kavuşmuş bir Plüto'muz var ki gerçek köklerde. Plüto kök demek aynı zamanda. Biz işte burada bile belli yani. Burada bile Sirius köklerimiz var. Ya bu çok uzun mevzu. Yani onu anlatamam da ders boşuna karışmasın gitmesin şimdi uzaylılara. Ama kan gerçek kan. Zaten arkadaşlar 2 tane kan var bu dünyada. Birisi kırmızı, birisi mavi. Tamam mı? Ve biz yani bu ülkenin toprakları gerçekten gerçek kan. Yani kırmızı kan. İngiltere bayrağı çarpı öyle kırmızı mavidir. Birazcık daha şey yani mavi kan. Bayraklarına bak anlarsın zaten. Kırmızı, mavi. Yani Sirius'tur. Kırmızı. Hani şu kan mevzusu, reptilyan mevzusu da oradan gelir zaten. 12 derece yengeç burcunda bir Plüto'su olan bir ülkeyiz. Ve bize kimse kusura bakmasın da yan bakamaz. Burada çünkü bak Plüto Uranüs trinesi. Aniden define bulmak. Aniden yumruk atmak demek. Şimdi bakın Uranüs burada ne yapacağı belli değil bu adam. Yani bu ülkenin ne yapacağı belli değil. Yani kestiremiyorlar tamam mı? Hani tam öldü diyoruz yani. Hani tam bize diyorlar ki bizi tam öldü diyorlar. Tamam bunların işi bitti ya artık karıştırdık içeride darbe yaptık bilmem ne yaptık karıştırdık bunları. Tam o sırada küllerinden doğuyor tekrar. Yani ölmüyor abi 99 tane canı var bunun. Aynen dediğiniz gibi vallahi öyle. Yani çünkü Uranüs Akrep Stallion'a trine. Ölmez bu adam. Boksörse hayatta yıkılmayacak. İnip inip aşağı kalkacak tekrar. Çünkü Plüto Uranüs trine aynı zamanda. Yani bizi kusura bakmasınlar da yani. Tamam belki oluşta çok masum çok şey çok zavallı bir milletiz.
Hani öyle görünüyor olabiliriz ama görünen tablonun arkasında gerçekten çok önemli bir durum var ki bizde olan cesaret kimsede yok. Akrep istermiş şehit olmakla ilgilidir. Aynı zamanda Türk metninde aynı zamanda ölüme bu kadar meraklı oluşunun nedeni bu. Bu topraklarda insanlar ölürken korkmaz. Coğrafi olarak çünkü akrep istermi olan bir toprak için kendini feda edersin. Çünkü akrep burcu dedim ya direnmektir. Gerekirse kendini öldürmektir. Cesaret göstermek değil mi? Akrep burcu o yüzden çok tehlikelidir diyoruz ya hani karşı taraf hani olumlu açılarda karşı tarafı vallahi taarruza geçer indirir aşağıya yani ve bırak bir de öldürmeden de bırakmaz ha. Yani acıma merhamet yok akrepte. Şimdi ona akrep istermi olan birine sakın yamuk yapmayın. Eğer böyle trini açılar falan varsa size çok ciddi zarar verebilir. Akrep istermundan çok iyi dost olur. Sizin için ölüme gelir. Vefakardır. Ama bir yamuk yaparsan bittin abi yani. Sen bittin yani. Allah yardımcın olsun. O akrep seninle hep uğraşacak. Bittin abi sen. Yatacak yerin yok. Gidecek yerin yok. Özür dilesen af yok. O akrebin bir kere kotaya girdi ne bittin. Hani çok cezacı ama çok vefalı bir karakter. Vefa da onda. Yani ona düzgün adam ol ciğerini ye. Yani bir güzel sen de ölüme gelir. Ama yamuk adam sana eğer seni yok edecek. Asla duramazsın karşısında. Gibi tehlikelidir yani. Plüto gibi bir gezegenden destek almış bir akrep. Salim çok iyi çalışır. Definelere çalışır. Kredilere çalışır. Borçlara çalışır ki IMF'yi de bir dönem böyle açıklayabiliriz. Borçlar. Borç alarak bu millet bir zamanlar ayakta kaldı. Sonra IMF'ye borçlarını ödedi. Plan, fiş, mekan falan. Arkadaşlar şimdi bu akşam ben açık alıplarına devam edeceğim. İşte bu anlattığım derste işte gökyüzünü okuyacaksınız. Bakın. Bakın Merkür 150 açılar kuruyor arkadaşlar ve karşıt açı yapıyor. Merkür, Uranüs karşıtı zaten tek başına elektronik sorun demek. Hani güneşte patlama olur mu? Arkadaşlar güneşte patlama olmasa bile bu ciddi bir sorun. Çünkü sabit planetler üzerinde özellikle öyle her zaman Merkür gelip de Uranüs'e karşıt yapmıyor Akrep burcundan. Yani çünkü Uranüs Boğa burcuna her zaman geldi. Yani ikinci dekana doğru geçmeye başlıyor. Uranüs orada tehlike var. Yani birinci dekanın sonu. İkinci dekana giriş. Yani burçları dekan dekan. Yani üç dekana ayırıyoruz tüm burçları. Zaten Mars evladın olsa sevilmez. Hele bir de retroyken hiç sevilmez. Yani gökyüzünde çok ciddi problemler başlayacak. Bu gökyüzündekini biz yeryüzünde nasıl yaşarız? Nasıl yaşarız? Bir, koronanın tekrar geri gelmesi. Ondan sonra savaş, kavga, kaza, bela, kaos, panik, problem, ateşli hastalıklar vesaire gibi konularla yaşarız Mars'ın retrosunda. Çünkü Mars da geri geliyor, duruyor. Ben elektronik olanından korkuyorum. Nedir? Merkür'ün burada Uranüs'e retro karşıt yapması problemler teşkil eder. Tarihte tabii ki şimdi ben geriye gidemiyorum. 84 yıl geriye gidiyorum. Zaten teknoloji yok. Bu solar patlama nasıl olur? Yani gökyüzü bunu nasıl okuyabilir? Yani bunu okuyamam ben. Kimse okuyamaz. Bu solar patlama olacak diye bir kaydı yok. Bu Merkür Uranüs karşıtlığı. Bakın bu problem ve Lilith'in arkadan yanaştığını görüyoruz. Bakın Uranüs'e doğru yanaştığını görüyoruz gökyüzünde şu anda. Bakın Merkür retro yaptı. Uranüs'ün karşısında retro yaptı. Nerede retro yaptığı çok önemli gökyüzünde. Yani tam Uranüs'ün karşısında retro yaparak geri gelmeye başlıyor Merkür. Ve çok tehlikeli. Gerçek ama gerçeği bilmek için belli bir aileden ya da belli bir zümreden ya da belli bir maddi gelir ya da belli bir şeyden olman gerekecek. Bence gelecekte. Çünkü Jüpiter-Satürn bilginin kısıtlanması demek aynı zamanda. Çünkü Satürn baskı, Jüpiter öğretmen bilgi demek. Jüpiter guru demek, hoca. Yani Satürn hoca kısıtlandı ya da bilgi kısıtlandı. Kova burcu bilgi demek zaten. Uzay demek. Uzaylı demek. Ne bileyim işte yani. Kova burcu zaten teknoloji demek. Teknoloji kısıtlandı demek. Yani Jüpiter-Satürn kavuşumu. Evet. Jüpiter-Satürn kavuşumu aynı zamanda eli sopalı öğretmen demek. Çünkü Satürn baskı, Jüpiter öğretmen. Baskı dolu öğretmen, baskıcı öğretmen. Yani bilgiyi sana baskıya veren, yani baskılayan kişi demek. Satürn-Jüpiter kavuşumu öyle muhteşem bir şey değil yani onu söyleyeyim. Kova burcunda zaten sabit burçlar anlatıyorum bak size. Yani felaket tellalı olmak da istemiyorum ama arkadaşlar ben bunu desem de böyle, demesem de böyle. Tedbir alın. Şu var. Unutmayın. Kriz fırsat doğurur. Kriz var. Allah yandım bittim kahroldum deyip oturup yerinizde hiçbir şey yapmamak bu arkadaşım bu
çok kötü bir şey. Yani böyle olmayın. Kriz bir fırsattır. Ben bu krizi engelleyebilir miyim? Engelleyemem. O zaman kullanacaksın arkadaş. Bu evrenin etinden, sütünden kullanacaksın. Faydalanacaksın. Öyle trini açı beklersen hep gelmiyor bu trini açılar hep. Tamam mı? Dolayısıyla gökyüzü kareyken de işini yapacaksın. Kareyken de fırsatı çevireceksin. 150 iken de yapacaksın. 60 iken de. Gökyüzü bizim için, tamam, güneş enerjisi nasıl var? Elektrik üretiyoruz her zaman. Ayın da bir enerjisi var. Jüpiter'in de bir enerjisi var. Satürn'ün de bir enerjisi var. Biz ne diyoruz? Güneşi nasıl elektriğinden faydalanıyorsak, ısınıyorsak, ışık tutuyorsa bize, günümüzü aydınlatıyorsa, aynı zamanda bize bir enerji veriyorsa, değil mi, güneş panelleriyle Jüpiter'den de faydalanırız. Yani Satürn'den de faydalanırız. Çünkü onlar da manyetik rezonans. Virüs yapıldığını biliyor muydunuz siz virüs çıkmadan önce? Bilmiyordunuz. Ben burada kabak gibi göstergeyi okuyamadım ve virüs diyemedim ona. Çünkü benim 40 yıllık hayatımda ben bu açıyı virüs diyemedim yani. Çünkü niye? Benim hafızamda öyle bir öğreti yok. Ama virüs çıktı. Ben demiyor muydum daha 2019 yılında 2020 Mart'ta çok kötü şeyler olacak diye. Ama anlam veremiyordum. Ben depreme yordum. Oraya yordum, buraya yordum. Aklıma o virüs demedi yani. Ama virüs çıktı. Yani şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu da elektronik virüs demek. Tamam mı? Bu da elektronik virüs demek. Dolayısıyla tedbir almak zorundayız. Bu Şiron buraya geldiğinde virüs çıkardı. Buraya geldiğinde tekno sorun çıkaracak gibi görünüyor. Ben bu açı kalıplarını hiç bu kadar detaylı da anlatmamıştım. Aynı zamanda anlattığım bu kısımları, teknik anlattığım yerleri aynı zamanda paket dersi olarak diğer sınıflarımla da paylaştığım için bu anlamda hani ben bunu toplam totalde dersten saymıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Teknik anlatımı, çünkü uygulamayı ben dersten olarak sayıyorum. Tamam, sonuçta zaman harcıyoruz ama ben onu diğer tüm sınıflarımla da paylaştığım için bu anlamda onları da beslediğim için o noktada, yani ben size 40 ders dedim. 40 dersin üzerine çıkarsam, ki şu an kafadan 2 ders çıktım zaten. Ki ileri doğru daha ben kaç ders çıkarım bilmiyorum. Çünkü çok anlatacağım teknik konu var. Dolayısıyla teknik anlattığımda tabii biraz şeyi aşarsam, zamanı aşarsam bunun şeyini siz ödemeyeceksiniz. Yani hoca dersi uzatıyor, fazla para kazanıyor kazanmak için diye lütfen böyle düşünmeyin. Yani onu da altını çizeyim. Yani ben öğrencime burada bir şey öğretmekten yanayım. Dolayısıyla zaman yetmiyor işte yani. 40 ders diyoruz, bir bakıyoruz daha bir sürü konu var arkadaş yani. Bir de tekarelerde kişi pasifize, karşıya kaçmak ister. Yani tekarelerin nasıl çalıştığını anlamaya çalışın. Karşıya kaçar, sorunu burada çözmeye çalışır. Tamam mı? Buradan destek almaya çalışır kendine. Buradan destek almaya çalışır. 9. evde olan bir tekare çok fazla çalışmayı ya da kitap okumayı ya da, değil mi, zihinsel kafa yormayı, yakınlarından destek almayı ortaya koyabilir. Öncü burçlarda büyük kare, ben, sen, biz, ilişkiler, aile, kariyer. Çünkü öncü burçlar genellikle ilişkilerle ilgili burçlar olduğu için, yani yengeç, terazi, oğlak, koç, yani girişim, aksiyon barındırdığı için, hani burada ne, ben, koç burcu, ben, terazi, sen, biz, oğlak, kariyer, iş, yengeç, aile, yengeç, terazi, oğlak, koç burcunda olan bir büyük kare, grand kare diyoruz buna, grand cross derler ya da yabancılar yani. Ben, sen, biz olmak ve kariyer ve aile ve kişinin, tabii kadınlarda doğurganlığı bile önleyebilir. Yani ya da doğurganlığa bile darbe indirebilir. Çünkü yengeç burcu, biliyorsunuz, bir kadının haritasında yengeç burcuna bakarak yani o kişinin hani hamile kalma periyotlarını görebiliriz. Yani ay, çünkü değil mi? Yani kadında özellikle ay önemli yani. Grand kareler böyle şeyler ortaya koyabilir. Yani yengeç burcu aynı zamanda kadında süt oranını da veriyor ay. Çünkü süt, yani vücuttaki sıvıları yönetiyor ay. Dolayısıyla o zaman hani bir öncü grand kare bir kadına doğurganlık problemleri de veya süt eksikliği ya da çocuklarıyla ilgili, hani çocuk zor doğum yapmak ya da zorlayıcı doğumla doğum yapmakla ilgili gündemler ortaya koyabildiği gibi aile, kariyer, ilişkilerle ilgili ciddi problemler çıkartacaktır. Çünkü bir grand kare hem iki karşıt açı ortaya koyar. Astroloji bana ne öğretti? Arkadaşlar, ayağınızı o yürürken tık diye vuruyorsunuz, o taşlar ne kadar değerli onu öğretti. Çok fazla uzaklara gitmenize gerek yok. Problemin çözümü ayağının ucunda aslında.
Ama neyi kullanacağın önemli işte. Tabii ki burada şifalı taş uzmanı değilim. Ben bunun eğitimini aldım ama uzmanı değilim. Yani çok uğraşmadım ama ya neden uğraşmadım? Bir arkadaşın varsa problem çıkıyor arkadaşım. Yani ya ben de biliyorum da çok uzmanı değilim. Tamam mı? Yani eğitimi aldım şifalı taşlarla ilgili. Bergen Hoca'dan falan birçok hani şey kitap okudum falan filan. Ama şu var yani taş da kullanabilirsiniz orada. O enerjiyi açığa çıkarmak için. Yani taşı neye göre kullanacağız o zaman? Taşı neye göre kullanacağız? Taşı burca göre kullanacağız. Öyle ben Oğlak burcuyum falanca taşı kullan. Öyle yok burç. Öyle burç taşı mı olur ya? Kim söylediyse o kişi benden selam söylüyor, bir şey yok. Burçların taşı olmaz. Öyle ben Güneş burcuyum, ben bilmem ne taşı kullanacağım. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Öyle bir şey yok. Ben isterse terazi burcu olayım. Benim Oğlak burcum darbeliyse bitti, ben Oğlak burcunun taşını kullanacağım. Anlatabiliyor muyum? Çözüm bu. İlacı. İlacım bu yani. İlacı sen niye hasta olduğun yerden kullanmıyorsun sen ilaç? Normal yani normali mantığı bu değil mi? Sen hasta olduğun yerden ilaç kullanmıyor musun? İşte arkadaşın. Yani ben işte güneşim balık. Ben felence taşım. O öyle bir şey yok arkadaşlar. Tamam mı? Öyle çalışmıyor. O iş öyle değil. Arkadaşlar kova burcundaysa eğer grand kare, te kare kova burcuna vuruyorsa bir ucu kavodaysa arkadaşlar tansiyon problemi, sinirsel problemler, özgürlük kısıtlamaları. Kişi özgürlüğünü ortaya koyamıyor. Tamam mı? Bakın Davut Yıldız'ı grand karedir mesela ama yetenektir yani. İşte kudret güç demek yani. Hemen grand kareyi gördün ama içeride 60'lıklar varsa 120'likler varsa arkadaşlar çok büyük bir yeteneğe dönüşüyor. Hani bunlar peygamber ruhlu insanlar. Hani peygamber demeyelim de çok abartmayalım ama gerçekten CEO'lar yani. Hani insanları organize ediyorlar. Çıkmazlarda hep onlara gidiyoruz. Hayat danışmanlarımız. Yani onlara gidip onlar bizim koçlarımız yani. Hani diyorsun ki ya hocam bana yardım et dediğimiz insanlar. Yani Davut Yıldızı olan arkadaşlar. Eğer bir tek kareye oradan kurtarma varsa yanardağ gibi patlayabilir bu kişi. Onu söyleyeyim, ondan korkun yani. O orada egonun kralını ortaya koyar. Kavgayı da sever. Kavga ede ede dışarı çıkar. Böyle koç tekerelerinde şey görünce böyle karşına böyle bir kahraman gibi ama çok darbe almış. Her tarafı yara bere içinde. Ama böyle kahraman elinde kılıcı hala sağlam sağlam tutuyor. Yani çünkü koç tekere veya koç grand kare kılıç elinde ama her tarafı parça pinçik. Her tarafına darbe vurmuşlar ama hala diyor ki ben ölmedim arkadaş, ayaktayım yani. Tabii ki daha bunun progres haritası var, solar haritası var. Kişi belli bir yaşa kadar sürekli çile çeker, çeker, çeker. Sonra birden o Jüpiter şaha kalkar. Ne zaman? İşte progres haritada o geldiği zaman o kişi o ruhsal sıkıntıyı halletmiştir. Veya solar arkta veya hani çok büyük bir yeteneğe de çevirebilir. Yani şöyle diyeyim, haritada görürsün, abi buna tek kare var. Adam diyorsun uzman, nasıl oldu? Hani o Jüpiter bir şeylere ilerler, değer, temas eder. Solar arkta veya progres haritada veya bir şeyler progres haritada Jüpiter'e değer, olumlu etkiler yapar ya da bu noktadaki planetlere değer ve seni rahatlatır. Ateş şimdi üçgenlere geçelim. Büyük üçgenler. Şimdi bu üçgen aynı anda tek kareyle birlikte bir üçgen meydana getirebilir. Mesela örnek böyle bir üçgen var ama şöyle bir tek kare de olabilir şurada. Yani bunların hepsi olabilir yani, tamam mı? Hepsi olabilir ama içeride bir üçgen varsa haritanın içerisinde bir üçgen ya da en azından üçgenin bir parçası yani iki noktadan bir trine varsa kişi bir şekilde değil mi? Yine bir şeyler yapmaya çalışıyor ama buradan patlıyor yani. Yani yedinci evden patlıyor sürekli gibi. Büyük üçgen kalıpları biraz tembeldir arkadaşlar. Hani harita komple büyük üçgense korkun biraz. Aynı şekilde değil mi? Plüto, Yengeç, Akrep, Stelyumu değil mi? Uranüs baktığımız zaman Türkiye'nin üçgen büyük kalıbını görürsünüz. İkinci evden Neptün tek kare ama yani o yüzden ben hep parasal sıkıntılarımız oluyor. Bu ülke doğdum kriz var, öleceğim kriz var arkadaş. Bu ülkede aynı zamanda şey de var yani bu ülkenin ne kadar aynı zamanda dolandırıldığını ve dolandırıcılık özelliğini de gösteriyor. Yani bizim üstümüzde dolandırıcı yoktur yani onu söyleyeyim. Neptün 2. Yani ya bize ama biz dolandırıla dolandırıla dolandırmayı öğrenmiş olabiliriz. Millet olarak.
Ne oldu kızım? Ah benim bir tanem. Yani, ah burnunu sok. Sok illa burnunu sok dersin içine sok. Ben de geldim buradayım de yani. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hadi geceler. Görüşürüz.